Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi aile hayatında, insani ilişkilerde ve geniş siyasi dairelerde ve kendi özel hayatımızda ciddi bir anlaşılması zor olan bir mevzu. Ve bu ders bu iş sahalara çok yarayacak. İnşallah. Vazife-i ilahiye karışmamak. Vazifeni yapıp vazife-i ilahiye karışmamak. Hem dusturdur hem esastır. Yani aile hayatında, hele aile hayatında, ondan sonra içsel alemimizde, hizmetlerde, bu bilinmediği için ya inkisara hayal oluyoruz, ya şekva ediyoruz, ya bir sürü şeyler, olumsuzluklar veya çekip gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi 54. ayette diyor ki, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءِ Sırına mazhar olup. Ne demek? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءِ Mehmet? Sen tebliğ ile vazifelisin. Sana ancak tebliğ. Evet. Peygamberlere Allah diyor ki, tamam, sen tebliğ ile vazifelisin. Hidayet veremezsin. Peygamberler ancak ala ve ma aler resul illel bela. Tamam. Bu. Bunu bileceğiz bir kere. Cenab-ı Hak ayetinde söylüyor. Kalpler Allah'ın elinde. O hidayeti de liyakata göre veriyor. Paldır küldür vermiyor. Liyakata göre yapıyor. Kim nereye layıksa Allah önünü açıyor. Çünkü Allah kendisi için diyor ki, hadisi kutsi geçiyor. Zulmü kendime haram kıldım. Şu hadisi kutsi ne biliyor musun? Hani aşırı meydanda. Almıyorum lan hesabınızı. Yığın cehennemin dibine. Diyor bilir de Allah'ı kim mahkeme verecek. Değil mi? Allah her istediğini yapar. Ama ne diyor? Zulmü kendime haram kılmış. O kadar hoş bir Allah ki. Keyif alıyor insan Allah'ından. Ve ma aler resul illel bela. Ha, tebliğini yap. Yani tebliğ ne demek? Söylemek değil ha. Vazifeni yap. Vazifeyle karışma. Neticeyi böyle yüklenme. Muntazır olma. Ne yaparsa yapsın. Onun için. Mesela başka yerde kullanayım. Ne kadar yaşayacakmışım ben? Kanser miyim? Ne kadar dünyada kalacağım? Rızık ne kadar olacak? Ya sana ne? Sen işini yap ya. Mesela yakınız, ya annemdir, kardeşim, babamdır ölüyor. E ne olacaktı ya? Tabii ki ölecekti. Niye karışıyorsun Allah'ın işini? Her şeye yarıyor bu ders. Sırrına mazhar olup, hüsnü kabul ve hüsnü tesir, teveccühü nasıl kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Yani mesela ben okuyorum. İlk önce birinci muhatap benim. En azından böyle yazıyor. Yani o şuuru var veya yok. Siz bu dersi hüsnü kabul etmeniz, tesir etmesi ve insanların nazarını çekmesi Allah'ın işi. Kalbiniz açar, açmaz. Kalbim. Yani derse gelir adam, koca bir saat derste. Getiren soruyor, yeni gelmiş. Ne anladın dersten? Bırak dersi, o avizeler nereden geldi? O halı nerede, kim aldı? Bundan meşgul oluyorsun. Bu adamın kafasına çivi çaksan bile girmez ya. Değil ders girsin. İrmeniz.
adam diniyeti bozuldu. Bir şey diyeyim size. Müslümanlar iman etmek için delil bulduklarından iman etmemişler. İman etmeye niyet ettikleri için ufak bir emare, ufak anne babasını örf ve efkar ammeden ufak bir tebliğ. Allah böyle diyor yavrum, Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor. İman ettik. İman etmeye niyet edince ufak bir emare delil olur. İnkar edenler ise iman etmeye delil bulamadıklarından değil, iman etmemeye niyet ettikleri için açık delilleri bile kale almadılar. İman etmeye niyet etmeyince bir şey yapamaz. He ama bir başkasının imanı artıyor. Ebu Cehil mesela. Ömer el-Hişam'dır adı. Niye Ebu Cehil denmiş? Cahillerin babası. O kadar mucize görmüş ki. O kadar ilmi hakikat görmüş ki. Resulullah'tan Kur'an işitmiş ya. Ama cahillerin babası niye? Reddetti. En sonunda şunu dedi Mevlu. Ya Muhammed, söylediğin Allah varsa, söylediğin ahiret varsa, ben o Allah'a, o Allah'ına ve söylediğin ahirette diyeceğim ki ona, Muhammed bana vazifesini yaptı, tebliğ yaptı. Muhammed daha bana gelme, tebliğ yapma, ne yaparsan yap, iman etmeyeceğim diyor. Etmeyeceğim diyor. Bunu ne yapabilirsin? Amcasıyla bu nuzul ayetinde var. Amcasını zorluyor iman ettiği. Allah diyor ki ve ma'le resul ile bela la tehtime men ehbebte ve lakin Allah yetti men yaşa. Diyor ki sen diyor sevdiğine, arzu ettiğine hidayet veremezsin. Men ehbebte ve lakin Allah yetti men yaşa. Kim layıksa ben veririm diyor. 19. mektubun başında bu ayet. Liyakat. Bir tanesi sordu. Allah hidayeti ben veririm diyor. Peki o zaman bana vermediyse suçum ne benim? Diyor ki men yaşa. Allah'ın istediği gibi olursanız Allah'tan istediğinizi alırsınız. Men yaşa o demek. Yoksa Allah paldır küldür. Al sen al. Sen yok. Sen al sen al. Sen al. Öyle yok. Allah'ın istediği gibi olursak Allah'tan istediğimizi alırız. Öyle vaat ediyor. Diyor ki insanlar hüsnü kabul. Hanımına söyledin. Kılmıyor. Kılmasın ne yapalım? Kılmıyor diye namaz boşanmaz ki. Niye böyle anlatıyorsun sen? Çok sorular var da bu arada çok cevaplarını da vermiş oldum. Abi hanıma söylüyorum namaz kılmıyor boşayayım mı? Sorusuna cevap gönderdim. Hayır. İmanı varsa tamam. Değil Müslüman olup namaz kılmayan karın gayrimüslim, ateist olmamak şartıyla Hristiyan olsa, Yahudi olsa onunla evlenmek kerahaten caizdir. Öyle bak. Ama ateşperest, ateist, Allah'ı inkar eden ise hemen şey gider. Nikah olmaz. Namazsızlık da iman gitmez. Hüsnü kabul, hüsnü tesir, teveccühü nasıl kazanmak noktalarında Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı oldun. İhsan ha. Ha burada oturmam var ya. İhsan ilahi. Allah'ın vazifesi. Ne yaptı biliyor musun? Liyakata göre içine bir fikir koydu. Ders saatine göre bir alevlendi o. Buraya geldi. Hemen bir şey söyleyeyim size de şaşıracaksınız. O kadar hoşunuzu geçeceksiniz ama. Ama bir sürü sorularla belki arkasına takılır. 2 seneden beri keşfedilmiş fakat gizli tutulan bir keşif var insan hakkında. Ben 1 seneden beri bunu biliyorum. Bak şimdi adamın bir tanesini deniyorlar. Burada niçinsin? Bir cihaz takmışlar kafasına. Bütün tepkileri, bütün hareketlerini ekranda gözüksün. Adam oturtmuşlar. Adama demişler ki sen bunu kale alma. Cihaz. Sana ne diyorsak onu yap. İyi dinleyin ama acayip sorularınıza cevap verecek. Hem de burada niyesin? O senin beğenmediğin eşin niye senin eşin? Hepsine cevap. Bu deney ya din değil bu anlattığım. Din değil deney. Adama diyorlar ki kafasında o cihaz bağlı olana diyorlar ki elini
sağa yatır. Yatırıyor. Elini kaldır. Kaldırıyor. Sağa yatır dedikleri zaman cihaz yarım saniye sonra beyin komut veriyor. Elini sağa yatır. Yattıktan sonra beyin komut veriyormuş. Biz şimdiye kadar hepiniz, ben de öyle biliyordum. Beyin komut verir, el yapar. Öyle değil mi? Beyin komut verir, el yapar. Oysa adam komut veriyor, elini yatır, yatırıyor. Cihaz beyindeki komutu tespit ediyor. 0.5 saniye. Tık saniye var ya, dakika değil, karıştırmayın. Saniyenin yarısı kadar sonra beyin yatır sağa diyormuş. Bunu Amerika'daki çalışmalarda yakından takip eden bir Nurcu kardeşimiz Türkçe'ye çevirerek bana gönderdi bunu. Amerika'dan biri alıyorum yani. İkinci ağzım. Yatırdı diyor. Fakat beyin çok ilginç. Yarım saniye sonra yatır elini. E yatmış zaten. Sonra duran elini kaldırma. Tamam. Olumsuzluklarda ise beyin komut veriyor, kaldırmıyor. Yaplarda beyinden önce yapılıyor. Yapmamalarda beyin komut veriyor, sonra olmuyor. Şimdi bilim adamları niçin gizliyor? Diyor ki bu beyin yarım saniye sonra yapıldıktan sonra devreye giriyorsa bu adamın bu kolunu böyle yatırmasında beyinden önce olduğuna göre bu insana komut veren beynin dışında kim var? Ben emrettim diyor, kolu yatırdı, beyin yarım saniye sonra komut verdi. O zaman bizim hareketlerimizi beyinden önce oluyor. Sonra beyin komut veriyor. O zaman bizim bu fiili komutlarımızı beynimizden önce veren kim? Dikkat edin, bu birinci soru. İkinci soru, hep müsbetleri yatır, kaldır, yapma, yapmalarda, yapma dur. Mesela içki niye haramdır? İçmeyin denmiş. Ademi şeylerde, yapmamalarda beyin komut veriyormuş. Şimdi Risale'den cümle, şey yapayım cümle. İsteyen rahmet ilahiye, halk eden kudreti Rabbaniye, insan dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahip çıkabilir. Ezberlemeniz için söylüyorum, ezber olmasın. Dişir. Dişirin büyük harfler. Dişir. Dua ile, dişir, iyi. İman ile, şuur ile, rıza ile, insan olan fiile sahip çıkınca Allah sen yapmışsın gibi veriyor sevap. Yani pozitiflerde namaz kılmak, oruç tutmak eylemdir. Tutmamak ise tutmaya muhalefet etmek. Namaz kılmamak ise namaz kılmaya muhalefet etmek. Muhalif şeylerde beyin komut veriyormuş. Kader. Bu hükmeden bedene kader. Kaderin olumsuzluğu yoktur. Bir ateist bana sordu. Fransa'da nereden bulmuşsa. İki kişi oturuyorduk. 3-4 kişi geldi. Bir tanesi ateistmiş Türklerden. Sandalye aldılar. Pat pat pat. Ulan ne oluyor dedim ya. Dedi ki hoca efendi dedi. Senin için mantıklı adam hoca diyorlar dedi. Hiç sormadan oturdu. Sana bir şey soracağız dedi. Şöyle baktım. Dedim bakayım ne oyun var şimdi. Dedim sor bakalım. Kader dedi var mıdır dedi. Sen Allah'a inanıyor musun dedim. Hayır dedim. Senin kaderin yok dedim. Allah olmayanın kaderi yoktur. Senin kaderin yok. Öyle bir kader yoktur dedim. Sen ne yapıyorsan o sensin. Ne kadar Allahsız olduğu halde kendi söylüyor. Senin Allah'ın yok dedin. Dediğim anda sandalyede yere bir vurdu çekip gitti. Kader Müslümanındır. Kader ne demek? Büyük kainat olan, büyük kainat, şeceri hırkat, insan ekber deniliyor ona ustad, dinde. O büyük kainat, insan ise onu küçültülmüşü.
büyük kainatın içinde olan, büyük insanın içinde olan küçük insanın kendisini ve bulunduğu kainatı Allah ile yorumlamasıdır kader. Kader, men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Kedere ne kadar, kederden eminsen o kadar kadere iman etmişsin. Kader ölçünde o. Ha? Vehhabilerin de kaderi yoktur. Kendileri söylüyor, kader inkar ediyorlar ya. Demek ki kader Allah'a iman esasının, yani iman esasının sonudur. Amentu billahi, benim dışımda birisi Allah. Allah benim dışımda. Ve melaiketihi, benim dışımda birisi melek. Ve kütübihi, kitaplara iman, benim dışımda bir şey kitap. Ben ve o. Ve resulihi, peygamber ve o, ben, benim dışımda. Haşrihi, haşri ve resulü ve yevmil ahir, ahiret benim dışımda. Bak ben ve ve bir kaderi, hiçbirisinin izahı yok, parantez aç, hayri ve şeri ve bir kaderi, hep benim dışımda bir şeydi. Kaderde, imanda kim var peki? Ben ve başka kim var? Bak, amentu billahi, ben, benim dışımda Allah. Ve melaiketi, benim dışımda. Ve kütübihi ve resulü ve yevmil ahir, hep benim dışımdaki bir şeye iman etmek. Ve bil kaderi, nereye iman etmek? Kim bu? Kimse yok benim dışımda. Kendini kainatla ve Allah ile yorumlayan, beş tane iman esasını hazmeden insanın Allah'a ve kainata varlığa bakışıdır. Ve Müslümana bu emniyet sibobudur. Rahatlama sibobudur. Tesellidir. Men amene bil kader, emine minel keder. Bu Müslümana nimettir. İnkar edene değil. Kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını tebliğ edersin. Adam kabul eder etmez. Bizim hidayet elimizde değil. Ve lazım da olmadı. Şimdi bazısı başka niyette yok da bizim cemaatte. Simalardan bellidir ha. Ama ben anlamıyorum onu da diyeyim. Ne niyette gelmiş belli oluyor. Ne kadar sağlarsan sağla. Kapatırsan kapat. Simahum fi vucuhihim min eseril sucud. Simalarından bellidir neler düşündükleri, ne halt ettikleri. Elsinetikum elbanikum. Belli kardeş. Namaz kılanın belli. Teheccüde kalkanın belli. Hinlik için gelenler belli. Hatta şöyle dinleyenlerin, şöyle dinleyenlerin, böyle dinleyenlerin, öyle dinleyenlerin, öyle dinleyen hepsi manidardır. Tesadüf kainatta yoktur. Hepsi bizi ele veriyor. Konuşurken böyle yapıyorsa içeriye geçip savunmaya hazırlanıyor demektir. Şöyle yapıyorsun. Ne diyorsun? Bir dakika. Biraz sonra tenkit edecek şimdi. Eski demiş mi? O için toparlanın ha. Ben anlamıyorum. Eski de fazla meşguldum da Allah'ımdan istedim. Allah'ım kaldır benden. Giren bir bakıyorsun ki cenabet. Acayip geldi buna ders yapmış. Allah'a hamdolsun yani. O yok bizde. Olsa artık kaldıramaz. Kardeş öyle bir şey değil. Risale-i okuyacaksın, dima inşa ettin. Evradın, eskarın, takvan da bu olursa, kalbi çalıştırırsan, ikisi birleşince fazla zor değil. Basiretin, ferasetin, dirayetin, kemalatın artıyor. Bu garip bir şey değil bu. Böyle uçup bir şey değil bunu anlamak. Yani cenabet giren adamı. Aklın tamam. Evrat ve eskarın takvanda olduğunu ikisi birleşirse ABCC'den kalsın kafanıza. Basiret, dirayet, feraset, kemalat derecene göre olur. Hepiniz anlarsınız ya. Namaz kılanı kılmayanı sokaktan anlamıyor musunuz? Tarikatçı mıdır, nurcu mudur, Süleymancı mıdır, Alevi midir, Ehl-i Sünnet mi? Anlamıyor musunuz? Zor değil ki ya. Namaz kılan kılmayan belli ya.
Beş vakit namaz kılanlar, teheccüd namazı kılan belli. Onlar ayna gibi parlar insanlar içinde. Belli ya teheccüd kılanlar. Yani tesadüf yok kardeş. Her şey yerli yerinde oturmuş. Hani sen demiyor musun bazen? Vallahi dediği doğru. Ama vallahi bu adamın gözü, suratı, adam ben gözüme tutmadı. Demiyor musunuz bazen? Vallahi bu adam doğru söylüyor ama vallahi tutmadı yani. Gözüm tutmadı bana. Demiyor muyuz? Aklen ifade edemiyorsun ama tutmadı diyorsun. Bu adam bazen namaz kılıyor işte. Belli ya. Şu farklı bir şey. Allah'ımız çok hoş. Böyle Allah'tan korkulmaz, haf edilir. Haf, en büyük korku ne biliyor musunuz? Allah'ı kaybetmek. Cehennem çekilir de, çekilmez ama çekilir. Esas cehennemi, böyle bir Allah'ı kaybetmek. O çok acayip. Allah'ı kaybetmek. Cehennem, bir şey değil bunun yanında. Bu Adem işte. Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi... Ha, burada niçin oturuyorsunuz? Eli yatır. Sizde, bizden önce birisi söylüyor, sonra ben yapayım. Siz buraya gelirken kararı sizden önce birisi vermiş. Niye vermiş? Bilemem. Liyakat bu. Sonra meyil verince sen dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahiplendin. Sen yapmışsın gibi ücret alacaksın. Ne kadar şükretsek az. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. O kadar. Elhamdülillah. Şükretmek lazım namaz kılabiliyorsak. Allah'a, böyle bir Allah'a iman etmekten nasıl şükredeceğimizi bilmiyor. Şükürler olsun. Allah'ın ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçar. Lemalar 150. Tarik-i Hak'ta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken. Yani işimizi yaparken, bak bir de okuyayım. Duyuluyor değil mi oralarda? Bak, tarik-i hakta çalışan ve mücadele eden yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Edeb-ü din ve dünya risalesinde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kader-i ilahi iledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin demiş şeytan İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam demiş ki, اِنَّ اللّٰهَ اَنْ يَخْتَبِرَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يَخْتَبِرَ رَبَّهُ. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki, sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Bak İsa Aleyhisselam, اِنَّ اللّٰهِ اَنْ يَخْتَبِرَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يَخْتَبِرَ رَبَّهُ. Yani Cenab-ı Hak abdine, İsa Aleyhisselam demiş, Cenab-ı Hak der ki, abdine tecrübe eder ve der ki, sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yoktur, abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin, ya Rabbi ben böyle işlesem, sen böyle işler misin diye tecrübe bari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir, ubudiyeti münafidir. Ben intihar edeceğim, bakayım Allah beni öldürecek. Ben bu sene tarla ekmeyeceğim, bakayım Allah verecek. Sen Allah'a tecrübe mi ediyorsun? Öyle diyor. Allah kulunu tecrübe eder. Mülk onun çünkü. Malikel mülk yetesarrafu fi mülki keyfe yeşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sen tasarruf edemezsin ya. Sen Allah'a diyemezsin, ya Rabbi ben bunu böyle yaparsam bana bunu yapar mısın? Deme hakkımız yok. Ama o yapar.
Sen bak böyle yapma. Bir daha okuyayım. Sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübe vari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, Allah'ın idareciliğine karşı imtihan tarzı suedeptir, ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur arkadaşlar, madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Bir tane de örnek veriyor. Çok antika bir örnek bu da, benim çok hoşuma geliyor. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından Cengiz'in ordusunu mutadid defa mağlup eden Celaleddin Erzemşah harbe giderken vuzerası ve etbaona demişler. Sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galip edecek demişler Celaleddin Erzemşah'a. Celaleddin Erzemşah ne demiş? Bak demiş ki ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir demiş. Ben derse giderim kardeşim. Ama Allah verir vermez. Ya delikanlı buraya gel. Yani burada ol demek istedim. Tamam. Meşgul olma. O demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışma, muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Bu sırdır. Bunu anlarsa. Bu sırdır. Yani ubudiyetin sırrı. Ne güzel bir şey. İşte bu zat, o zat bu sırrı teslimiyet. Teslim. Bana dediler ki kaynaştı depreminde. Adam Almanya'da Orlanda'dan, Belçika'dan gelmiş. Jipiyle evinin altına koymuş. Arkadaşlarla buldurcunun neykine, balık avına, buldurcun avına mı ne gitmiş. Gece yarısı oluyor. Çoluk çocuğu, bebeği de, evi de, parası da, jipi de duz oluyor. Adam tabi dereden gelmişler. İp istak. Üşümeyi çıkarmış. Çoraplar çıkmış. Robot olmuş. Böyle. Ondan sonra biz gıyaben işte parça gördük, cenaze kıldırdık, bilmem ne yaptık, kafa gördük. Sonra işte konu. Dediler ki bana, hoca efendi her yerle konuşuyor, bu hoca. Ya dedi, belki dedi, biz şey yapamadık. Adam şöyle, robot olmuş, kıpırdayamıyor. Şok olmuş ya. Ya gel dedi, belki dedi bunu şey yaparsın. Ne yaptınız dedim. Ne dedikse uyanmıyor ki dedi, böyle. Ne dedikse, şok. İyi, iyi. Ben de ayarladım 2-3 kişi. Ondan sonra tam onun yanında geçerken kardeşim dedim, kim yıktı buraları dedim ya. Buraları kim yıktı? Bağırıyorum. Hiç ses yok. Ondan ses yok. Nasıl yıkarsınız kardeşim buraları dedim ya. Kim bunu tarumar etmiyor bu memleketi? Bela mısın kardeşim dedi ya. Ne diyorsun dedi ya. Yok dedim ya, buraları kim yıktı? Bilmiyor musun dedi. Aynı böyle bağırıyor. Yok dedim, kim yıktı? Ben hep alttan. Allah mı yaptı dedim. Kim yapacak dedi ya. O zaman dedim Allah yaptıysa çok yapmaz, az yapmaz. Çok mu yaptı da üzülüyorsun, az yaptı da mı dedim. Çok yapmaz diyeyim, yapmaz dedim. Doğru. Bir çorap getireyim mi dedim. Açıldı. Allah çok yapmaz. Allah ifrat etmez. Allah tefrit etmez. Allah sünnet yolu, sünnetullah üzerine yapar. Çok ya. Bak Allah. Allah çok yapmaz. Az yapmaz. İfrat yapmaz, tefrit yapmaz. Zulmü kendisine haram kılmış. Elhamdülillah. Allah'la gurur duyuyor. Allah'la zevk alıyor. Teslim ol ya. Bak ne diyor? O zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur Celaleddin'in sureti. Evet, insanın elindeki, şimdi bize geliyor. İki tane örnek verdi.
bir İsa Aleyhisselam'dan, peygamberden, bir Celaleddin Hazreti'nden verdi. Şimdi bize diyor ki, evet insanın elindeki cüz-i ihtiyari ile işledikleri efallerinde, cüz-i ihtiyari, bizim dünyalık işlerimiz var ya, haramlar, gittiler, gelmeler, din olmayan şeyler, onu ihtiyarla yapıyoruz. Ben senelerce meşgul oldum. İhtiyarla irade arasında ne fark var diye. Dünyevi işlerimizi ihtiyar yapıyoruz. İhtiyar dimağa ait. İrade ise vicdana ait bir sıfattır. Ulvi işleri, ibadetleri iradeyle yaparız. Vicdanın dört unsuru var. Soğan kabuğu gibi düşünün. En dış kabuğunda irade var. Vicdanın. Sonra gir içeriye zihin var. Sonra his var. Sonra Latife-i Rabbani. Ulvi ve ibadete taalluk eden şeyler iradeyle olur. Dünyevi ve süfli. Mubah şeyler. Dünyevi işler. İhtiyar şu. Bunu mu onu mu? Şunu mu bunu mu? Önümüzdekileri tercih eder. Bu ihtiyar. İrade ise mazi ile istikbale bakıp halde tercih etmektir. Yani Allah ile ahirete bakıp dünyada eylem yapmaktır. Dünyada ahiret üzere yaşamak irade iledir. Şimdi dinleyin. İnsanın elindeki cüz-i ihtiyarı ile işledikleri ve efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela bunu yaparsam Allah böyle yapar, bu ihtiyardır. Hayvanların da ihtiyarı vardır ama iradesi yoktur. Kedi ekmek mi yer? Tercih eder ciğer. Ciğer değil mi? Yani arı taşa mı konar, çiçeğe mi? Bu bir tercihtir. Bu ihtiyardır. Dünyevi yani mazisiz ve istikbalsiz. Hazır zamandaki tercihler ihtiyardır. Mazi ile yani Allah'a imanla, nokta istina, Allah'a imanla ahirete imanın bütünselliğiyle, düşüncesiyle, haletiyle anda tercihler yaparsan bu iradedir. Bu irade. Ha? Şimdi insanın elindeki cüz-i ihtiyarıyla işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. İhtiyarla düşünülüyor. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar hakların Risale-i Nur'a iltihakları şeklini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Yani bazı kardeşler var, cemaat olduğu zaman keyif veriyor. Az olunca suratı asıyor, mahkeme duvarı gibi. Niye? Az. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i manevileri kırılıyor. Şefkleri bir derece sönüyor. Zannetmeyin cemaat çoğalınca şefkin artıyor, ben çok çok hamiyetliyim. Hayır. Kendi vazifeni bırakmışsın, Allah'ın işine karışıyorsun. Bak zayıfların dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i manevileri kırılıyor. Şefkleri bir derece sönüyor. Halbuki ustad-ı mutlak, muktedai kül, rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, bir daha okuyayım. Ustad-ı mutlak, muktedai kül, her şeyine iktida ve taklit edilecek şahıs, her şeyi. Rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, ve ma aler Resul-i illel bela olan ferman-ı ilahi kendine rehberi mutlak ederek, Allah Resulü kendine rehber etmiş bunu, ederek insanların çekilmesiyle, dinlememesiyle daha ziyade say ve gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü niye? İnneke la tehdi men ehbebte velakin Allah yehdi men yeşâ. Sırrıyla anlamış ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara dinlettirmek, hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Yaparsın vazifeyi, yapacak bir şey yok artık. Artık dua ne zaman kapı açılır bir yer miyiz? O abi diyor 13 yaşındaki çocuk şunu yapıyor, böyle yapıyor. Vazifeni yaptın mı küçüklükten beri? Yaptı. Vicdanına sor, bana sormana gerek yok. Yaptın mı? Ha, olmuyor.
Olmuyorsa olmuyordur, oluyorsa oluyordur. Ya nasıl olur? Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu, Adem Aleyhisselam'ın çocuğu, Lut Aleyhisselam'ın karısı. Biz onlara sığınmıyoruz şimdi. Can simidi gibi ama vazifeni yap. Peygamber Aleyhisselam amcası zorladı. Biliyorsunuz değil mi? Kimdi o amcası? Ebu Talib. Bir tane de vardı amcası. Ebu Leh. Umayyon. En büyük düşmanı. Vay be. Hazreti Ali diyor ki radiyallahu anh. Seyit mi? Normal insan mı? Hangisi üstündür? Sormuşlar. Seyit mi? Allah neslinden, Allah Resulü'nün neslinden gelen mi yoksa normal senin ve benim gibi mi? Tamam. Hazreti Ali diyor ki radiyallahu anh. Amelen üstün olamayan neseben üstün olamaz. Seyitsen amelen üstün ol. Allah nazarında üstünlük takvadadır. Allahu Ekber. Oh! Din o kadar kafama yatıyor ki. Vallahi. Tam acayip. İçine girdikçe içsel alemi. Yani mesela eskiden düşünürdüm. Ya Resulullah zamanında gelsem, şimdi gelsem ruha yapılan teklif aynıdır. Hiçbir şey değişmemiş. Ruhu oynatma sebepleri aynı. Çünkü Resulullah zamanında olsa 5'te 4 iman etmemişti. Onlardan olmayacağını nereden biliyorsun? Ruha göre zaman aynı. Muamele aynı. Ha? Allah Allah. İnneke la tehdi. İnneke la tehdi men ebbebde. Velakin Allah yihdi men yeşâ. Sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek, hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim. Ya ne güzel rahatlama ya. Yani şu açıldırır. Karına söylüyorsun. Kardeşine söylüyorsun. Olmuyor ya. Olmuyorsa olmuyor. Zamanında bakacaktı. Yeni evlenecek gençler. Evliler evlenecekler diye böyle bir ders başlığı var. Lütfen Nur dersine girin bir bakın. Dersin adı şu. Evliler çizgi evlenecekler. Yani evlenen iş geçmedi. Evledin, nerede hata yaptın? Şöyle düzelt deniliyor. Yeni evlenecekler. Böyle bakın. Babalar, çocuğunuza, kızınıza böyle bakın. Mesela hemen size söyleyeyim. Evlenecekler. Haramla beslenmiş kız almayın. Kızlara diyor, haramla beslenmiş adamı koca edinmeyin. Koca değil o. Çocuğunuzun babasıdır. O kadın değil, çocuğunuz anasıdır. Haramla beslenen, babası faiz yiyorsa, babası faiz yiyenin kızından hanım olmaz, oğlundan koca olmaz. Babasının onunla, abi onlar ne olacak? O tiptenlerle beraber olsun. İşareteceğiz kaçıncı sayfadaydı? Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. 107. Din adına faiz helal diyen dini cemaat var ha. Dine muhalefet ederek, haram işlettirerek dini cemaatmış. Dini darlar. Hani dine muhalefet edip din cemaati vardı ya. Faiz müessesini kurup bankalar başörtü teferruattır. La ilahe illallah deseniz yeter, Muhammed Resulullah demeseniz de olur. Var ya bir münafık vardı meşhur. Münafık Müslümanların mahvetmiş, neslini mahvetmiş. Onun dışında bir dini cemaat da var. Faiz helal diyor. Cemaatin anlayışı bu ha. Şimdi o cemaatte büyüyen bir adam düşünün. Ben yanlış mı söylüyorum? X işte. Tanımlamayın. Adam faiz ele aldır diyor, cemaatte büyümüş. Faiz yemiş, vermiş, yemiş. Onu da sülbünden olan kız var. Şimdi onu alacaksın. Babası faiz de yedirmiş. Onu anlatıyorum yani. Yanlışsa dinlemeyin lütfen beni. Dinleme beni. Şey yapın. Elinizden geldiği kadar
Sakın ha, ısındım, elektrik alamadım, bunları bırakın. Köyünüzde soyunu sopunu, soyunu sopunu bilenden alın gençler. Bu abinize itimat edin, içini yarsam dolu nümuneler var. Evliler, siz bir defa evlendiniz, ben binlerce evlendim. Yani evlilik nümuneleri içimde dolu. Yurt dışında ve Türkiye'de çok vazife yaptım. İçimde kan ağlayan nümuneler var. Size binlerce nümuneden söylüyorum. Örfünüzden, anneannenizden tohumunu, şeyini, kültürünü, ceddini bildiğin akrabandan, yakınından, kölünden al. Yok olmadı. Şeyden alın. Size pastanede, postane tanışılanla ne karı olur ne koca olur. Flörtlerle olmaz. Seninle flört yapana ne kadar flörtler yapmıştır veya yapacağı da belli değil. Sen nesi oluyorsun ki seninle flört yaptı? Nasıl kanaat getiriyorsun benden sonra yapmayacağını veya benden önce yapmadı? Uyanık olun. Akıllı olun. Temeli doğru atın. Ömrünüzde bir defa düğün oluyor. Haramlık selamlığa uyarak yapın. Ya bir defa oluyor. Tabii bir defa, on defa olacak hali yok. Doğru kur. Ne derler diye yaşama. Ne derler diye düğün yapma. Düşük pantolon giyme Lut kavminin adetidir. Arkada gelenlere diyorsun ki ben eşcinselim, buna müsaitim. Atletin değil, donun değil, kıçın gözüküyor. Lut kavminin adetidir. Üç, sakın neye girdin? Eyleme dönüşmede ne yapayım? Duramam ben bu dersi. Üzerinizde tişörtte yazı ve resimli almayın. Belki o İngilizce sizi soğuyor, küfrediyor. Ben falanca çocuğuyum diyor. Nerede biliyorsun öyle demedin? Bir tanesine yazıyordu. Dedim ben hayvanım diyor. Ondan sonra ben okudum diyor. Bizim İngilizcesi var. Durdu delikanlı dedi. Tişörtünde ne yazıyor biliyor musun? Söyledi. Manasını biliyor musun? Biliyorum dedi. Nedir dedi, ben hayvanım. Ha bilerek giyiyorsun. Evet dedi. Ha iyi, hayvan devam. Daha acayip galis tabirler var. En azından namaz kılmaya geçtiğiniz zaman arkanızdaki yazıyı okusa o adamın mekruh işlemesine sel sebebiyet vereceksin. Hadi göreyim sizi. Sakın düşük pantolon yazı mazılarla suratlarına çarpın. Namaz kılarken, namaz seccadeyi alırken de sade alın. Deseni meseleni almayın. Beyniniz şekillendirmeye başlar. Vesvese olur. İnsana, hayvana benzemeye başlar. Sade alın. Tamam abiler? Eyleme dönüşecek bir ders istiyoruz. Buradan çıktığın zaman bir şey almış ol. Tamam mı? Peki peygamberden biraz da onu şey yapayım. Ne kadar saatim? Nerede? Tamam, cümleyi kesiyorum. Ne kadar oldu? 45 dakika mı? Ha. Tamam iyi. Bak diyor ki sırrıyla peygamber anlamış ki insanlara dinlettirme. Bak şimdi oturuyorsunuz. Sizi dinlettiren otur. Hidayet vermek otur, onundur. Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Bana da bu şirk veriyor. Vallahi ben zevk alıyorum. Ben ilk önce yani. Herkes de. Ben zevk alıyorum mesela. Siz de alıyorsunuz. Müjde şu andaki içinizdeki rahat, huzur hazır olan olduğu için oluyor. Allah araladı kendisini size. Ya bir sohbette, ya bir namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir huzur olmuyor. Derste huzur olmuyor mu? Ne demek o biliyor musun böyle? Rahatlık. Allah aralamış. Ben senden razı. Hazır olmadıkça sende şimdi huzur olmazdı. Ben keyif alıyorum. Ama ahirette göreceğiz daha. Dişinizi sıkın. Zaten yakında gideceğiz oraya. Harika bir yer. O kadar güzel. Bir tanesi çıkıp demesin mi? Aa ben ölümden korkuyorum dedi. Ölüm korkusu fıtrata zıttır. Fıtratta yoktur. Ölüm korkusu şeytana aittir ki kıyamete kadar ömür istedi. Peki bizdeki ölüm korkusu nedir? Ölüm korkusu değil. Geçmişte yaptığımız günahların, sorumlulukların korkusudur. O ölüm korkusu gözüküyor. Geçmiş iyi geçenin, ya ne zaman sıram gelecek, değişleri var. Ölüm korkusu, geçmiş hayatımızdaki günahların korkusudur. Gençler, niçin söyledim? Güzel yaşa, bu ya, benim yaşta gelince
namertim ölüm gelince yok dersem diyeceksin. Değerlendir ya. Daha vakit geçmedi. Doğru yaşamak lazım. Kemaşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli. Doğru konuşmalı. Azlar hocam buraya gel. Doğru yapmalı. Gel buraya gel. Tamam, peki. Allah tamam. Doğru söyledi, gel buraya. Allah hepimizi orada da güldürsün. Allah'lı hatırına işaret. Allah, burada güldürdün, rahatlattın, orada da ya Allah. Senin için zorluk yoktur Allah. Allah, diğer kararını söylediğimizi samimi olarak kabul et. Öyleyse işte ey kardeşlerim, siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Ve Halik'imize karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Ya Rabbi ben böyle yaparım. Öyle var ya, ben zekat veriyorum. Ben böyle insanları da biliyorum, içimde var. Hayır hasenat yapıyor. O abi ya bu kadar uğraşıyoruz ya, Allah adım atmıyor diyor, diyen var. Allah kimsenin başına vermesin. Ben dediği Allah'ın rahmetine şüphe ediyorum diyen Müslüman var. Müslüman namı altında olan var. Sen ne diyorsun dedim ya. Allah ile pazarlık yapıyor. Ben bunu yaparsam Allah'ın bana bunu verir misin? Malikel mülk. Mülkün sahibi o. Yetesarrafe fi mülki keyfe yaşa. Mülkün istediği gibi tasarruf eder. Sana ne yani? Mülk senin mi ya? Ne sahipleniyorsun vücuduna? Sakat çocuğuna ne sahipleniyorsun? Senin çocuk mu o? Allah'ın kulu. Ondan yaptı yani. Sakat çocuğu için diyor. Allah'ın rahmetinden şüphe ediyorum diyor. Peki başkasının çocuğu varken güzel vaaz ediyordu. Şuraya bak ya. Ya neler var içimde? Çöp tenekesine dönmüş içim ya. Kimleri böyle gayret ediyorum kurtarayım şu tarafa. Sonra ağlayarak sarıldı. Hemen dedim bak, hemen tövbe. Ve tübaliyle ya tevabu ya kimu tövbe tenne suhal ya kimu. Hemen tövbe etmeye başladık. Allahümme inni yürüydü enni cedide imanı ve nikahı tecdide mi kavli. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Hemen nikahını tazil ettirdim. İman gidince imanla alakalı her şey de gidiyor. Arkadaşlar, Halik'imizi tecrübe fahri takınmayacağız. Allah'ım ben bunu yapıyorum ama Allah da herhalde bir şey yapar. Ha? Ben oruç tutuyorum. Bir şey, her şey değil. Yani adam zor durumda. Cebinde az bir para kaldı. Her şey bitmiş. Veriyor. Bekliyor Allah'tan. Lan ben bu kadar öldüm. Hadi sen de şimdi. Aynen. Yapma. Allah tecrübe edilmez. Niçin? Allah Allah'tır. Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Amenu Velluhu. Öyleyse ey kardeşlerim, siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Halik'imize karşı tecrübe vaziyetini almayınız. İşini yap. Sakın Allah'ı deneme. Günahla deneme. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi. İhlası kazandıran sebep neymiş? İş yaparken niçin yapıyorsun? Sırf emri ilahi ve neticesi rıza ilahi. Cennet içinde yapmayacağız. Size bir şey söyleyeyim. Cennetten üstün, cehennemden de üstün bir şey. İman edenler, ey Müslümanlar, ey nur talebeleri. Bizim cehennemimiz o cehennem değil. O cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Bizim vazife iş yaparken niçin bunu yapıyorsun? Emri ilahi. Neticesi rıza ile şu, bizim cennetimiz o cennet değil. O cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Tamam. Şimdi Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebin imamı bu kılekberde geçiyor. Allah'ı görmüş. Sünnet ya, peygamberimiz gitti geldi, o miraç o kapıyı açık bıraktı mı? Allah'ı gördüğüm zaman diyor Ahmet bin Hanbel, 1 milyon hadisin rabisi. Bu kılekberde yazıyor. Ey Ahmet, sen benden ne istiyorsun demiş. Ondan sonra hiçbir şey diyemedim dedi. Allah devam etti. Ahmet, sen benden bir şey isteme.
sen beni iste. Zira benden bir şey isteme, o ben değil. Benden bir şey istediniz, bunu verdim. Ben miyim? Bendendir ama ben değilim. Sen beni iste. Biz Allah'ın rızasını istiyoruz. Rıza ilahi. Yaptığımız amelde niçin yapıyorsun? Emri ilahi. Bu ihlas. Neticesi? Rıza. Nedir o? Rıza ilahi, sadaka. Olduğunu düşünmekle vazife-i ilahiye karışmazsak ihlası kazanırız. İhlası kazanmanın yolu vazifemizde emri ilahi, neticesi rıza ilahi. Düşünürsek Allah'ın işine karışmayız. Ben böyle yaparsam şu olur mu? Karışma kardeş. Kanser olur muyum? Ne zaman ölecek miyim? Senin işin değil o. Ne zaman öleceğin Allah'ın işi. Senin işi buğday ekmek, hastaysan ilacı içmek, ders vaktinde derse gitmek, namaz vaktinde namaz kılmak, televizyonlardan, internetlerden, cep telefonlardan uzak durmak. Vazifen o. Televizyondan uzak duracaksın kardeş. Bak televizyon hakkında bir şey demedim ya. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba ile binlerce, on binlerce insanların tabi olması ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar vazife-i ilahiye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Biz kuluz ya. Kuluz. Çok etbamız olacak. Çok insan beni dinleyecek. Çok kişi bana tabi. Benim öyle problemim yok. Bizim Rüştü abimiz vardı. Derdi ki, ayakkabıcı tamircisini düşünün dedi. Benim abim, ustadda iki tane mektubu var. Zübeyir abilerle kalmış. Ayakkabıcı demiş ki, ben ayakkabı tamir ederken gelenler oluyor. Ufak cep kitapları var ya, Risale. Onlardan 40 tane almış, 10 tane almış, 20 tane. Gençlik reperi almış. Hanımlar Risalesi almış, kızlar gelirse falan. Meyve Risalesi almış. Gençlik reperi almış, mektepliler gelirse. Koymuş, niye almış? Ya ayakkabı tamir ederken uygun birisini anlatırım. Anlattım, baktım, müşteri çıkıyor, hediyedir. Düşünmüş, 40 sene öyle düşünmüş ama bir tane müşteri çıkmamış. O diyor, öyle düşündüğü için, onun için böyle yaptığı için, olsun veya olmasın, Allah'ın vazifesidir, 40 senelik cihat yapmış oluyor. Cihat yapmış oluyor. Muvaffak olmak, vermek değil, vermeyi düşünmek. O yolda olmak. Koydum, anlatırım. Müsait olsa verir. Ama çıkmadı. Çıkıp çıkmaması. Alacak almayacakları göndermek Allah'ın işi. Sana müşteri o gönderecek. Tamam. O gönderecek. Hatta ben Zeytinburnu Dershanesi'nde diyorum ki arkadaşlar buraya gelmek zorunda değilsiniz. Şimdi de söylüyorum. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Ama ana buraya gel. Niye geleceksin kardeşim? Gelip de çayı bitiriyorsun. Benim kârım yok. Tuvalete gidiyorsun. Tuvalet suyu ve kağıdını harcıyor. Bana ne kârı var? Tamam. Sebaptır. Başka şekilde alın. Yani aman bana gelsinler. Bana sebap kazandırılsınlar. Nefsin ve enaniyetin bir hilesiymiş biliyor musunuz? Ustad diyor 20. lemada. Aman bize gelsinler. Bizden ders alsınlar. Bize sebap kazandırılsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Kim? Kim nereye layıksa oraya gidecek. Arkadaşlar benim dersten tatmin olmuyorsanız. Buradan tatmin, mutlaka tatmin olacak bir yeriniz var, gidin. Ama Risale-i Nur insana benzemez. Bu arada benim konuştuklarım daha hoşunuza gitmeyecek şeyler var. O bana ait. Ama düz okusaydım daha şey olacak. Ha, Risale okumanızı tavsiye ederim. Ama başka bir yerden istifade edinizi, o da çok güzeldir. Gidin istifade edin. Çünkü bir insanın, bir evinin bütün ihtiyaçları bir dükkanda karşılanmaz. Ütü başka yerden, ekmek başka bir yerden. Kur'an eksikliğiniz varsa, hafızlığınız varsa vesaire. Kesiyorum. Yani yeter ki kendinizi inşa edin. Kul olmayı hedefleyin. Dini cemaatler dava değildir. Dava içinde Burhan'dır. Dava İslam'dır. Ölçü edile-i şeriyedir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz. Söylediklerimi mihenge vurunuz,
Altın çıkarsa febi alınız, altın çıkmasa üstüne gıybeti, arkasına da ithamı yaparak bana gönderiniz diyor. Ustada bak ya. Edile-i Şerif'i vurunuz. Ustad dedi, miskamber gibi almayın diyor. Bak bakalım, belki de ben müfsitim diyor. Hiçbir müfsit, ben müfsitim demez. Hiçbir müfsit ayranım ekşidir demez. Miyengi vurmadan almayınız. Adam diyor ki, namazı terk et, dindir diyor. Vur miyenge, bunu söylemek, bilerek söylüyorsa, dinsizliği, din demek dinsizliktir. Allah'a isyan ederek Allah'ın dinine hizmet olmaz. Misal, miyenge vuracaksın. Faiz helal mı diyor, oradan uzak duracaksın. Aman abisi gel, bizden başka şey yok, hepsi kasiptir, tövbesi. Git. İlk üç, dört, yaşanmıyorsa, İslamiyet yaşanmıyorsa, oradan da uzak tutur. Böyle gar, yaşama, namaz, takva, dikkat, televizyondan da bahsedecek. Kardeşim uzak duracaksınız televizyonlardan. Peki, Allah'ın selameti, bereketi hepimizin üzerimize olsun. Bu Maide-i Kur'aniye şu ilim sofrası, ilim elcisi öyle diyor Allah Resulü, cennet bahçesi bir bahçedir. Buradan meydana gelen hakaiki aliye ve hakikati Kur'aniyi usul ve furularımızdan, eba ecdadımızdan her kimler ahirete geçmişlerse onların da ruhlarına gönderiyoruz ya Rabbi, ulaştır Allah'ım. Ve aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebairle devam etmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, haşir meydanında bunu niye yaptın? Bunu niye dedin? Bunu niye yapmadın? Bunu niye demedin? İtabına vesile ve sebep olacak sözleri ve fiilleri bize nasip etme ya Rabbi. Eğer etmişsek, geçmişimizde bunlar varsa, Allah'ım Tevvab, Gaffar ismi hürmetine affeyle. Amin. Hakikatını hayra tebdil ede. Son nefesimizde İslam ve Kur'an'la ve hakaik imaniyle, esasat imaniyle meşgul olarak, meşgul iken canımızı almayı nasip eyle. Bahir davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masselavat.